أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahümme cealna minel tevvabin ve cealna minel mütelahhirin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Ankebut suresinin 23. ayetinden inşallah bugün başlayacağız. Rabbimizin ayetlerini anlamaya gayret edeceğiz. Feyz almaya, istifade etmeye, ondan hidayet almaya, şifa almaya çalışacağız. Öncelikle kelam-ı ilahiyi tilavetle işe başlıyoruz. Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَلِقَائِهِ أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين فانكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı gece gündüz hakkıyla tilavet etmeyi, ayetler üzerinde tedebbür ederek, tefekkür ederek, tezekkür ederek, öğüt almaya niyet ederek okumayı ve onun gölgesinde bir hayat sürmeyi, kıyamet gününde de Kur'an'ın şefaatine de nail olmayı hepimize, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ankebul Suresi 23'ten başlıyoruz inşallah. Estağfurullah. Velzîne keferû bi ve liqâ'ihî ulâ ikeyye ismir rahmetî ve ulâ Allah'ın ayetlerini inkar eden ve ona kavuşmayı kabul etmeyen kimseler var ya işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar için işte onlar için eliyim acıklı bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine iman edebilmek ne büyük bir Cenab-ı Hakk'ın ikramı ilahisidir. Her gönül kapısı Allah'a doğru açık olmuyor. Elbette Cenab-ı Hak engellemiyor kullarını ama o büyük nimete o kapılar açılmayabiliyor. Bu açılma işin önünde ne tür sebepler var? Hepsini, hepsini tek tek saymak mümkün değil belki. Ama çoğu zaman insanın, insanların atalarından görüp işittikleri, alışkanlık haline getirdikleri bir takım fikirler, bir takım davranışlar, karakter haline gelmiş ve onları kesin doğru olduğuna tam inandıkları için onların dışında gelen her türlü hakikate karşı kulaklarını tıkamışlar, gözlerini tıkamışlar. Bunun neticesinde de kendilerini inkara mahkum etmişlerdir. Büyük çoğunlukta böyledir. Eğer insanın içinde hakikati aramaya dair bir ışık belirdiyse, aklını, idrakini, basiretini, vicdanını harekete geçirebildiyse, Cenab-ı Hak da elbette okuluna, hak ve hakikate doğru kapılar açıyor, yollar açıyor, vesileler, vasıtalar gönderiyor. Her şeye rağmen, iman etmek ya da etmemek, onun yine bir sırlı tarafı var bize karşı. Bize kapalı olan bir yönü var sanki. Fakat biz şunu biliyoruz, Allah kullarına asla zalim değildir. Zerre kadar zulmetmez. Kullar ancak hak ettiklerini bulurlar. Rahman olan Mevlamız bütün varlığa karşı rahmet eder. Peygamberleri bütün insanlara gönderir. Hakikatleri bütün insanlığa bir şekilde ulaştırır Rabbimiz. Fakat o kalbi meyil dediğimiz o kalbi irade dediğimiz, istek dediğimiz, Rabbimizin o ayetlerine karşı duruşumuz, saygımız ya da saygısızlığımız, Allah muhafaza buyursun, işte imanın kapılarını eğer saygı varsa açılıyor, saygısızlık varsa, körü körüne inatla ya da başka sebeplerle dinlememek varsa, orada da inkarın karanlığının içerisinde kalmış oluyorsunuz. Allah muhafaza buyursun. İşte Rabbimiz burada Allah'ın ayetlerini görmezden gelen, inkar eden, onların üstünü örten, o inkarda direten kimseler ve bir gün Rabbin huzurunda onunla buluşacağına dair bir inancı olmayan kimseler işte onlar diyor benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Zaten böyle bir inançları yok. Elbette Allah'ın rahmetine özellikle mahşer günü erişilecek rahmete nasıl ümit besleyebilirler? Çünkü kapkara perdeleri kapatmışlar. Ve böyleleri için elim bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada daha çok tabi bilinçli bir şekilde inkarda direten hakikate karşı kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan kimseler içindir bu. Yoksa Cenab-ı Hak hani ben öyle istedim, şunu şu kimseleri azab-ı elime yani cehenneme sokacağım, şu kimseleri de cennete sokacağım diye cebri bir şekilde efendim böyle bir Yüce Rabbimizin kullarına yönelik tasarrufu yoktur. Olmayacağını kendisi vaat ediyor Rabbimiz Öyleyse böylesi bir küfre düşmekten, böylesi acı hallere düşmekten Allah'a sığınırız. Cenab-ı Hak hem bizi hem neslimizi muhafaza buyursun. Dua etmek lazım. Her ne kadar efendim kulun cüz'i iradesi neticesinde böyle bir iman kapısı açılıyorsa da onu da kendimize nispet etmekle değil de Rabbimizin ikramı ve ihsanı görmek lazım. Yoksa o bizdeki ufacık kalbi bir hareketlenme, kalbi bir meyil böyle büyük nimetlerin hak edicisi olamaz. Sadece o ikram-ı ilahinin vesilesi olabilir öyle diyelim. Bahanesi olabilir. Ama bu kadarı da önemli midir? Elbette önemlidir. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Ve yehdi ileyhi men O Allah kendisine yönelene hidayet eder. Hakikatleri gösterir. Ellerinden tutar, tevfikini refik eder. Onları yani iyi ve güzel olan şeylerde muvaffak kılar. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُ قْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ Daha önceki ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilmişti ve onun kavmini Allah'a kulluğa davet ettiği ifade edilmişti. Şimdi kavminin cevabı ne oldu? Bu ayet ona haber veriyor. 24. ayet. Ankebut Suresi 24. Kavminin cevabı illa em galuktuluhu ev harrikuhu. Sadece şu oldu. Ya bu delikanlıyı yakın ya da öldürün. Öldürün ya da yakın. Bu delikanlı kim? İbrahim Aleyhisselam. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bir şey işitmeyen, bir şey görmeyen, size bir menfaat sağlamayan siz bu putlara mı tapıyorsunuz? Aklınızı çalıştırmıyor musunuz demişti. Onlar da bunu ilahlarına hakaret saymışlardı. Atalarımızın dinine hakaret ediyor bu delikanlı demişlerdi. Hatta onların putlarını da kırmıştı İbrahim Aleyhisselam. İşte e, onun, onun davetine bunların cevabı bunu öldürün ya da yakın oldu İki şeyden biri efendim eğer tabi fikre fikirle cevap veremezseniz zorbalığa başvurursunuz elinizde gücünüz kudretiniz varsa tarih boyunca hep böyle olmuştur bugün de böyledir yani hatta kendi yönetiminiz altında bile bu böyledir aile yöneticisiniz diyelim. Ailede çoluğunuzu çocuğunuzu ikna edemiyorsunuz. Bu sefer zorbalığa kalkıyorsunuz. Halbuki konuşarak çözmek, ikna ederek çözmek önemlidir. İkna etme beceriniz yoksa bu sefer işte huyunuzu değiştiriyorsunuz. Toplumlar da böyle, devletler de böyle. Bazı fikirlere eğer fikirle karşılık veremiyorlarsa bu sefer zorbalıkla karşılık vermeye kalkıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de öyle yap, yapıyor. Baktılar ki susturamadılar. Baktılar ki aslında doğru söylüyor ama yapacak bir şey yok. Diyorlar ki bunu ortadan kaldırın ya da yakın. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili de Kureyş kafirleri, müşrikleri aynı kararı almışlardı. Baktılar, nasihat ettiler. Efendim, Efendimiz dönmedi davasından. Ee, ikna da edemediler. Efendimiz bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz bu davadan vazgeçmem dedi. Ve sürekli ayetler geliyor. Ve onların içerisinde çocukları kabul ediyor, babaları kabul etmiyor. Köleler kabul ediyor, efendileri kabul etmiyor. Hanımı Müslüman oluyor, kendisi olmuyor. Bakıyorlar ki bir kargaşa oldu. Eski hamam eski hamam eski tas derler ya onu devam ettiremeyecekler. Bu sefer ne yaptılar? Birleştiler. Her kabileden bir adam tutalım dediler. Muhammed'i öldürelim dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bilmiyorlardı ki onun sahibi Allah'tır. İşte Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselam üzerinden yine aslında önce Kureyş müşriklerine, Efendimizin yaşadığı coğrafyadaki insanlara, sonra da kıyamete kadar gelecek bütün insanlara, hak ve hakikat erlerini koruyacağına bir şekilde onların fikirlerinin, inançlarının hakim inanç, hakim fikir haline geleceğine işaretle İbrahim Aleyhisselam'ı bir misal olarak anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir ufuk gösteriyor, bir teselli gösteriyor. Senin için de belki böylesi kararlar alabilirler ancak endişe etme diyor adeta Yüce Rabbimiz. Çünkü ayetin devamı fe encahu Allahu minen nar. Allah o İbrahim'i o ateşten kurtardı. Ne dedi ateşe? Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e selim ve selamette ol. Selin ol dedi. O ateş dağı bir gülistana döndü adeta İbrahim Aleyhisselam için. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu Enbiya Suresi 69. ayette bu şekilde ifade edilir. Mevlana der ki sende der İbrahimlik yoksa sakın ha ateşe atılırım falan deme. İbr ateş der İbrahimleri tanır. Evet. Önemli olan İbrahim Aleyhisselam gibi tam teslim olmuş hakikat adamı olabilmek. Allah'a teslim olmuş. Ehli tevhid olabilmek. Yüce Rabbimiz Belki zahiri ateşler olmasa bile efendim diğer insanlar hakkında nice nice ateş çemberlerinden kullarını kurtarır. Tarihte birçok davetçi, birçok mübelli, tebliğ ehli, tebliğci, nice irşat insanları böylesi tehlikeler, tuzaklar kendilerine kurulduğu halde Cenab-ı Hakk'ın izniyle selametle kurtulmuşlardır. Elbette bu yolda canını veren de olmuştur. Onlar da şehit olmuşlardır. Şehadet de yüksek bir mertebedir. Ayet devamında inne fi zalikeli ayatin li kavmin yü'minûn. ifadesi geçiyor. Yani bunda bu hadisede aslında iman eden bir topluluk için nice ibretler, nice ayetler, nice işaretler var. Okumasını bilene tabii okumasını bilene. Allah'ın ayetleri özellikle bu halleri yaşayan insanlar bunları okuduğu zaman adeta o an Cebrail tarafından kendi gönlüne vahiy indiriliyormuş gibi gelir. Müthiş bir teselli olarak gelir. Düşünün bir topluluk içindesiniz. Onlara hak vakikati hatırlatıyorsunuz. Ama onlar dinlemedikleri gibi size ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Böylesi bir zamanda bu ayeti okuyorsunuz. Bu ayet işte o an sanki sizin gönlünüze Cebrail aleyhisselam tarafından indiriliyormuş gibi etki yapar. Gerçekten öyle inanırsanız imanınız kaviyse de biiznillahü teala İbrahim aleyhisselama tecelli eden ilahi rahmet size de tecelli eder. Çünkü onu tecelli ettiren Rab aynı Rab'tir. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı ile bizim Allah'ımız farklı değildir. Biz de onun kuluyuz. Elbette peygamberler seçkin insanlardır. Yüce Rabbimizin hususi elçileridir. Onların faziletleri elbette çok çok üstündür. Ancak onu yaratan bizi yaratmıştır. O nasıl Allah'ın kuluysa biz de Allah'ın kuluyuz. Peygamberlerin içimizden seçilmesi yani beşer olarak, insan olarak seçilmesi bizim onların izinde yolunda olabilmemiz adına son derece önemlidir. Yüce Rabbimiz onları bize önce kılmış, yol gösterici kılmış, kılavuz eylemiş, bize de o kılavuzların izinde

Siz ancak dünya hayatında aranızdaki muhabbete vesile olmasından dolayı Allah'tan başka bir takım putları ilah edindiniz. Çünkü evet siz aslında siz de biliyorsunuz bunlar ilah olamazlar. Ama atalarınızdan akıp geldiği şekliyle bu ilahların etrafında toplanıyor, ibadet ediyorsunuz ve Aynı davaya inandığınız için de aranızda bir muhabbet oluşuyor. Yani meveddete beyniküm fil hayati dünya. Diyor ki şu dünya hayatı hakkında aranızda bir sevgi oluşuyor. Çünkü aynı inanç etrafında batıl da olsa aynı inanç etrafında buluşan kimselerin birbirlerine karşı bir yakınlığı olur. Ve onlar kenetlenirler. Batıl bir inanç, batıl bir tanrıya tapmış olsalar bile. Bir takım mesela Efendim, gruplar oluşuyor işte. Bakıyorsunuz, batıl olduğunu anlıyorlar zaman içerisinde. Eyvah diyorlar ama yine de dünya hayatının bir takım e, getirileri uğruna ya da bir network oluşturmuşlar, bir çevre oluşturmuşlar. O çevreden kopamıyor. Kopamadığı için o batılı terk edemiyor. İşte bu ayet buna işaret ediyor. İbrahim Aleyhisselamın diliyle. Siz diyor, bir takım putlar edindiniz bir takım putlar ediniyorsunuz. Dünya hayatında diyor aranızda sevgiye vesile olsun diye buna da devam ettiriyorsunuz. Fakat buradan bir şey anlıyoruz. Bakınız ayetin devamı nasıl geliyor. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ Yarın kıyamet gününde birbirinizi görmezden geleceksiniz. İnkar edeceksiniz. Putlar sizi görmeyecek. Siz onları görmek istemeyeceksiniz. Hatta birbirinizden kaçacaksınız. Çünkü Evet, günahta ortak oldunuz. Ve yel anü ba'düküm ba'da Hatta bir kısmınız bir kısmınıza lanet okuyacak. Lanet okuyacak. Lanet olası diyeceksiniz. Keşke dünyada aynı ortamı, mekanı paylaşmasaydık. Diyeceksiniz. Ve me've'kümün nar Sonunda varacağınız yer ateş olacak. Ve orada size hiçbir yardımcı da olmayacak. O zaman şu dünya hayatında insan bir şeyin batıl oluşunu hak olmadığını anladığı andan itibaren hemen ehli hak ne tarafta ise hak tarafına geçmeli. Efendim bu tarafta kardeşim vardı, babam vardı, amcam vardı, dayım vardı, yok efendim arkadaşım vardı, yok iş ortağım vardı. Yahu şimdi böyle yaparsam benim bu dünya düzenim bozulur diyerek o sevgi uğruna, o aranızdaki dostluk uğruna sakın ha hak ve hakikatten uzakta kalmayasınız. Bunu işaret ediyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam kavminin içinde sezdi onu. Çünkü bir başka ayette İbrahim Aleyhisselam ya bu putlar bu putlardan mı medet bekliyorsunuz? Bak hepsi un ufak olmuş. Kendilerini bile savunamayan bu putlara tapıyorsunuz. Yani nasıl akıl bu deyince kendi kendilerine Demişler ki, yahu İbrahim haklı. Aslında biz kendi kendimize zulm ediyoruz demişler ama hemen başlarını kaldırıp, yok demişler. Sen bizim putlarımıza bunu yapamazsın. Seni yak yakacağız demişler adeta. Aynen bunun gibi e, İbrahim Aleyhisselam nasıl hissetti kavminin içerisinde az çok kalbi hafiften vicdanı kıpırdayanları. Onlara dedi ki, bakınız siz bunu bunun için yapıyorsunuz ama aranızdaki dostluğu bozmamak adına, koparmamak adına dünyevi bir takım gerekçelerle bozmuyorsunuz ama yarın kıyamet gününde birbirinizi tanımayacaksınız. Ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Gideceğiniz yer ateş olacak. Hiçbir yardımcınız da olmayacak. Aklınızı başınıza alın dediler. Bugün de böyle. İnsan olur, yanılır bazen. Bir yanlış bir yola girer. Yanlış bir camianın içine düşer. Allah muhafaza buyursun. Orada bir takım kirli ilişkiler vardır. Olabilir. Her türlü kirli ilişki hatırınıza gelebilir. Yani bugün insanlar mafyadan bile kopamıyor değil mi efendim? Niye? Bir menfaat var. Eş, dost, akraba oradan oluşmuş. Biliyor ki haksız para kazanılıyor. Ama buna rağmen kopamıyor. Neden? Dünyevi rahatı bozulacak diye. O network'ü bozmak istemiyor bozmak istemiyorsan yarın şununla karşılaşmayı hak ediyorsun. Yarın birbirinizi orada tanımayacaksınız ve birbirinize lanet okuma durumunda kalacaksınız ve yeriniz yurdunuz ateş olacak. Hiçbir yardımda göremeyeceksiniz. Bu sonuca razıysanız devam edin. Evet. Dostluk bozulmasın diye batıra katlanmak olmaz. Yanlış bir yola mahkum olmak olmaz. Tek başına da olsa döneceksin. İnkarda arkadaşlık, arkadaşlık değildir. Şu dünya alemindeki küçük süreler arkadaşlık uğruna insan ebedi hayatını cehennem yapıyorsa o insana akıllı denmez. 26. ayete geçiyoruz. فَاَمَنَ لَهُ لُوتُ Lut ona iman etti. Lut İbrahim aleyhisselamın amca oğlu, efendim rivayete göre hatta kardeş çocuğu rivayeti de var. Yani yeğeni oluyor. İbrahim aleyhisselam'a demek ki ben sana destek veriyorum dedi. Sen doğrusun dedi. Henüz daha o zaman peygamberlik kendisine verilmemişti ve ona iman etti Lut. Ve kâle inni muhâcirun ilâ rabbi. İnnehu huvel azîzul hakim. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki, ben Rabbime doğru, Rabbimin benden istediği yere doğru, hicret etmemi istediği yere doğru yola çıkıyorum, hicret ediyorum. O azizdir, hakimdir. Her türlü işe galip olan odur. Yaptığı her işi hikmetle yapan odur. Memleketi terk ediyor yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail o ilk vahyi indirince Varaka bin Nevfel demişti ki yeğenim demişti. Keşke kavmin seni bu Mekke'den çıkardıkları zaman senin yanında olabilseydim. Dedi ki Peygamberimiz ne yani dedi. Kavmin beni bu Mekke'den çıkaracak mı dedi. Evet yeğenim dedi. Evet. Senin getirdiğini getiren her peygamberin başına bu gelmiştir dedi. İşte İbrahim Aleyhisselam da bulunduğu mekanı değiştirmek durumunda kaldı. Kendi doğum yeri olduğu söylenen Kusa köyünden Harran'a, oradan Şam'a ve nihayet Filistin'e gidiyor İbrahim Aleyhisselam. Yani inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime doğru hicret ediyorum. Yani Rabbimin razı olduğu yere doğru gidiyorum. Hicret aslında Allah'ın razı olmadığı bir ortamdan, Allah'ın razı olmadığı bir hayattan, razı olacağı bir hayata doğru hicret etmektir. Hicret eden bolluk bulur. Rabbimiz öyle buyurur. Kim Allah uğruna hicret ederse, yeryüzünde bollukla karşılaşacaktır. Bu önemli. Öyleyse insan bazen Vatan toprağına, vatan diyelim ya da doğduğu yere diyelim kilitlenip kalıyor. Halbuki o yer diyelim şayet günahkarların, asilerin, zalimlerin bir yurduyuz o haline gelmiş kimse söz dinlemiyorsa ve orada kalınca kendini, aileni, e, zürriyetini yani neslini kaybetme endişesi varsa oraya taparcasına bağlanıp kalmak da akıl kârı değil. Biraz önceki ayette aranızdaki dostluk, arkadaşlık sebebiyle batılda sabit kalmanın yanlışlığı anlatıldı. Aslında burada da mekana bağlılık diyelim. Mekana bağlılığın yanlışlığı anlatılıyor. Yani yeryüzü Allah'ın yeryüzü. Her yer. Nerede Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir hayatı kurabileceksek oraya doğru hicret etmek Rabbin rızasını üzerimize doğru çeker. Rabbimiz bizden razı olur. Ve daha büyük rahmetler, daha büyük bereketler, daha büyük huzur ve saadetlerle karşılaşırız. Bunlar hikaye olsun diye anlatılmıyor aziz dostlar. Bunlar işte hayat rotamızı doğru çizebilmemiz için anlatılıyor bize. Hayatta her zaman karşılaşırsınız. Bazen bir apartman olur bu. Öyle bir apartman ki her gün günah işleniyor. Allah muhafaza. Dairenin birisi randevu gibi çalışıyor. Bir başkası içkidir, kumardır oynanıyor. Bir başkasında şu var. Ve sen de o apartmandasın. E, evinin genişliği güzel, manzarası güzel. Ya şimdi burada nereye gidelim deme. Eğer neslini koruyamayacaksan, kendini koruyamayacaksan, oraya gazabı ilahi iniyorsa, o apartmanı değiştir arkadaş. Sen o apartmanı değiştiremiyorsan, sen apartmanı değiştir. Sen mahalleyi değiştir. Şehri değiştir gerekiyorsa. Allah göstermesin. Ülkeni değiştirmek gerekiyorsa. Allah'ın dinini ülkende yaşayamıyorsan. O zaman ülkeni değiştir. Daha güzel imkanlar verecektir Mevla sana. Neslini koruyacaksın. Ebedi hayatı kazanacaksın. İşte İbrahim Aleyhisselam gibi ateşte yanmayan bir peygamber bile bulunduğu mekanı ...terk edip, ben diyor Rabbimin razı olacağı mekanlara doğru yolculuk yapacağım. O tarafa doğru evimi, barkımı, kendimi taşıyorum diyor. Ve vehebna lehu İshak ve Yakub. Biz o İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u lütfettik. İshak ilk oğlu... Iı, rivayete göre. İsmail Aleyhisselam olduğu da rivayetlerde var. Ama İshak da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İsmail Aleyhisselam da oğludur. Yakup'u da ona diyor, hibe ettik, verdik, bağışladık, ikram ettik. Yakup kim? Yakup da torunu. İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Demek ki bir dede için torun da bir evlat. O da bir nimet ve vehebna lehu ishaqa ve yaqub biz ona hem ishaqı hem de arkasından bir torun olarak yaqubu verdik tabi, tabi ikisi de peygamber ishaq aleyhisselam da peygamber yaqub aleyhisselam da peygamber devam ediyor ve cealna fi zurriyetihi nubuwwata vel kitab daha bunlarla da kalmadık diyor Cenab-ı Hak. Onun nesline peygamberlik verdik, kitap verdik. İsmail Aleyhisselam. Ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Ne dehşetli bir peygamber yani İbrahim Aleyhisselam da. Hakikaten Allah zürriyeti yani o tabii nasıl bir gönül vardı ki onda. Hepsini içine alıyor. Elini açınca zürriyetine de dua ediyor. Allah'ım diyor. Benim zürriyetim, benim neslim, namaz kılan kimseler olsunlar Allah'ım diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a nasıl bir teslimiyet var? Ehli tevhid olsunlar. Şirke düşmesinler Ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak da veriyor. Onun diyor zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Ve ateynahu ecrahu fit dünya. Biz diyor ona dünyadayken bir ücret verdik. Ücretini verdik. Zaten o alacağını aldı aslında diyor adeta ve innehu fil ahireti lemin-sarihim. Yarın ahirette de o salihlerden olacak. İbrahim Aleyhisselam. Ne güzel böyle peygamberlerimiz var. Elhamdülillah. Allah bütün peygamberlerini canı gönülden sevmeyi bize nasip edesin. İnşallah hepimize Rabbimiz cennetleri ikram eder de bu peygamberlerimizle görüşürüz. Biz sizin dünyadayken hayatlarınızı okuduk. Gıpta etmiştik. Burada ziyaret ettik, gördük. Diyebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Dünyada ona ecrini verdik diyor. Dünyada evet İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir şah şeref verdi. Kıyamete kadar bütün insanlık onu seviyor. Yahudisi seviyor. Hristiyanı seviyor. Müminleri seviyor. Hepimiz ona her gün dua ediyoruz. Öyle ya tahiyyete oturunca, Allahümme salli Allahümme barik dualarını okurken İbrahim Aleyhisselam'a da salat ve selam ediyoruz. Kıyamete kadar herkesin gönlünde bir sevgi veriyor Cenab-ı Hak. Başka ne veriyor? Onu zaten dünyadayken o ateşin içerisinde kurtarmış, ateşin içerisinde ona cennet yapmıştır Rabbimiz. Nice nice salih ameller işlemeye muvaffak kıldı onu ve ona te temiz bir zürriyet verdi. Öyle ki Hatemün Nebiyyin, Hatemül Enbiya olan bütün peygamberlerin sonuncusu Hace-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lütfetti. İsmail aleyhisselam sülalesinden geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber onun neslinden çıktı. Ümmeti Muhammed işte onu onun yolunda bu ümmet en çok İbrahim Aleyhisselam'ın efendim dinine yakın olan ümmettir. Onun için biz İbrahim milletinden Muhammed ümmetinden izleriz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın adeta attığı her adım bizim için ya farz olmuştur, ya sünnet olmuştur, ya müstahap olmuştur. İşte efendim Kabe'ye gideriz. Değil mi? Tavaf ederiz. Safa Merve arasında Hacer annemiz koştu diye koşarız. Şeytan taşlandı diye Mina'da şeytan taşlarız. İbrahim Aleyhisselam'ın bize işte o sünnet olmaktır. Daha bir çok, bir takım hadiselerdir efendimiz sayar hadislerde. On kadar hususta o der İbrahim'in sünnetindendir diyerek bize de sünnet kılar. Onun için e, İbrahim Aleyhisselam'a en yakın kimse Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır. Ayetin işaretiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun ümmetidir. Ve hazen nebi ve lezine amenü. Cenab-ı Hak öyle buyurur. İbrahim'e en yakın olan bu peygamberdir. Ve onun ümmetidir. Ona tabi olanlardır buyurur. Onun için İbrahim aleyhisselam hakikaten ümmeti Muhammed'in de e, adeta dinlerinin omurgasını oluşturan omurgasını oluşturan Şiârları, bir takım onun yapıp ettiği ibadetler, hepsi ondan bize doğru akıp gelmiştir ve kıyamette de o salihlerden olacaktır diyor. Evet, dünyadayken salih bilinmek güzel de esas salih kim olup olmadığı öbür tarafta belli olacağından. Şöyle dua etmeli. Allah'ım bizi kıyamet gününde salihlerle beraber huzuruna al ve bizi salihlerin arasına kat Rabbi. salih kullarının diye esas ahiret için niyazda bulunmak lazım. Dünyada müminler size hüsnü zan besleyebilirler. Sizin kıyabınızda o salihlerden birisi diyebilirler. Bunlar belki müminlerin şehadeti güzel. Müminlerden böylesi şehadet almak iyi bir şey de fakat yarın ahirette nasıl olacak, bu önemli bir şey. Sahabe efendilerimizden birisi, Selman-ı Faresi, yanlış hatırlamıyorsam, birisi ne güzel size diyor, siz peygamberiniz asabından oldunuz, sahabesinden oldunuz deyince, o da diyor ki, daha belli değil. Kim onun asabından Yarın diyor, kıyamet günü belli olacak. Yani son nefes henüz vermedik diyor adeta. Nasıl vereceğimiz belli değil. Aynen bunun gibi, dünyada iken belki bir dönem bulunduğunuz zamanda ve mekanda insanların hüsnü zannına muhatap olarak sizi salihlerden biri olarak görebilirler. Bu Allah'ın bir lütfu. Onların gönüllerinde böyle yer almak güzel bir şey. Fakat insan kendisi adına endişe içinde olmalı. Ve daima Allah'ım teveffeni Müslüman ve ellekni bis salihin diye dua etmeli. Allah'ım canımı Müslüman olarak al ve beni o alemde salihlerin arasına kat demeli. Burada tabi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili büyük bir işte müjde. O diyor ahirette de salihlerden olacak. Ve Lut'an iz qale li kavmihi innekum leteetunel fahişe ma sebegakum biha min ehadi Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine demişti ki yahu siz öyle bir ahlaksızlık sergiliyorsunuz ki daha önce sizden önce şu alemde kimsenin yapmadığı bir kötülüğü yapıyorsunuz. Fuhşu, hayasızlığı yapıyorsunuz. E innekum leta'tun er-rical ve taqta'un es-sabil ve ta'tun fi nadikum munkar siz hala şehvetle erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda her türlü çirkin içi, işi açıktan açığa yapmaya devam edecek misiniz? Biliyorsunuz Lut Aleyhisselam'ın kavmi böyle kadınlarla evlenmeyi bırakıyor. Erkek erkeğe cinsel tatmin yoluna gidiyorlardı. Ne kötü diyor. Sizden önce diyor şu alemde kimsenin yapmadığı bir çirkinliği yapıyorsunuz. Yazık size. Bu uğurda yol kesiyorsunuz. Bir takım meclisler oluşturuyorsunuz. Daha nice çirkinliklere imza atıyorsunuz. Siz buna devam edeceksiniz diyor. Fema kâne cevâbe kavmihî illâ em gâlû itinâ bi azâbillâh inkünte Onun diyor kavminin cevabı şu oldu. Yahu sen madem doğru söylüyorsun doğrulardan olduğunu iddia ediyorsun. O zaman hadi bekleme. Allah'ın azabı neyse bize getir dediler diyor. Cevap bu oldu. Ya dönüp de hakikaten öyle miyiz biz? Çok mu çirkin görünüyoruz? Yanlış bir iş mi yapıyoruz demiyor da. Dediğine bak. Sen madem doğru söylüyorsun. Biz madem böyle kötü helak edilecek bir kavimiz. Allah bizi cezalandıracak. O zaman bekleme diyorlar. Bir an önce şu Allah'ın azabı dediğin şeyi getir bakalım da görelim diyorlar. Artık e, böyle bir noktaya gelince Lut Aleyhisselam çaresiz kalıyor. <gâle> <surni alel> <müfsidin> Rabbim şu bozguncular güruhuna karşı bana yardım et diye yalvardı. Evet. Zaten diğer ayetlerde ve surelerde Lut Aleyhisselam'a işte elçiler gelecek. Bundan sonra devam edecek bu kısa ve kavmi yerle bir edilecek. Rabbimizden niyazımız bizi her türlü fuhşiyattan, her türlü münkerattan, kötülükten, razı olmayacağı her türlü fiil, davranış ve ahlaktan bizi muhafaza etmesidir. Bizi İbrahim Aleyhisselam'ın izinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin izinde salihlerin kervanına dahil etmesidir. Ondan niyazımız olur. Şu alemde kazanılabilecek en büyük sermaye Allahu alem salihlerden olma sermayesidir. Rabbim cümlemize kolay getirsin efendim. Allah'a emanet olunuz.